Özerdoğan Emlak, buyurun. Alo. Alo, buyurun. Metin Özerdoğan'ı rica edeceğim efendim. Kim arıyordu? Ben Fenerbahçe Spor Kulübü Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Aziz. Bir saniye, bağlıyorum. Tamam, baktırın o daireye. Götürün, baktırın amına koyayım ya. Baktırın daireye. Çıkacağım dairesini ya. Alo. Alo. Efendim. Metin Özerdoğan Bey'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Aziz, Metin Bey. Bir dakika. Ya tamam kardeşim, sikeceğim dairesini. İbnelere ver gitsin daireyi ya. Ver, ne bok yiyorlarsa yesinler oğlum ya. Allah Allah, amına koydumun ibnelere. Alo. Metin Bey. Efendim. Rahatsız ediyorum ama biz Fenerbahçe Kulübü olarak bir şeyi teyit etmek için aradık. Sizinle kombininiz var. Bir saniye, siz nereden arıyorsunuz efendim? Fenerbahçe Spor Kulübü'nden efendim. Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Aziz Bey. Evet, buyurun. Şimdi kombine biletinizin numarası maraton üst. Evet. F blok. Bir saniye durun bakayım. Bir saniye efendim. Ay amına koyayım kartının ya. Alo. Metin Bey. Buyurun. Sinirlenmeyin beyefendi. Bu sadece yok, bir teyit için. Buyurun. Maraton üst F blok sırası 15. Doğru. Ve koltuk numarası da 16. Doğru mu efendim? Doğru. Doğrudur efendim. Hatta iki kişilik kombiniz var. Koltuk 16 ve 17. Doğru. Doğru. Tamam. Doğru. Şimdi efendim biz de bu yarın akşamki maç için, Galatasaray maçı için, derbi maçı için Aziz Başkanımız küfüre karşı bir kampanya başlattı. Ve siz acayip küfür ediyormuşsunuz. Her maçta küfür. Üstelik açık farkla kazandığımız maçlarda bile. Ay sikeyim ben böyle işi ya. Kim küfür ediyor abi ya? Şimdi sizden bir ricada bulunmak için aramadık. Yani küfür etmeyin diye. Zaten size daha önce bir uyarı gitmiş. Öyle sanıyorum geçen Ekim ayında. Doğru, geldi. Küfür etmeyin dediler amına koyayım. Tamam dedim ben de. Hayır, ertesi maç bu uyarıyı yazanlara küfür etmişsiniz ayağa kalkıp. Sizin iki kelimenizden bir tanesi küfürmüş Metin Bey. Sizi oraya kameralardan tespit ay, ettik. Kim söylüyor bunu abi işte, sana ya? Kim dedi bunu size ya? Yok öyle bir şey kardeşim ya. Metin Bey şu ne küfürü yağmına koydumun yerinde ya? Metin Bey şu anda konuşmanızdan bile belli oluyor bu. Ne belli oluyor kardeşim? İki konuşmasını ya. İki lafınızdan beri küfür oluyor. Biz neyse, uzun lafın kısası. Sizin fazla vaktinizi almak istemiyorum. Biz Fenerbahçe Kulübü olarak Aziz Başkan'ın küfüre karşı kampanyası dahilinde sizin iki kombine biletinizi... Ya tamam kardeşim, küfüre karşı kampanya mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İptal ediyorum. Bana ne ya? Metin Bey. Metin Bey. Alo ya. Metin Bey. Efendim. Kombineniz iptal yarın akşam. Yok. Nasıl iptal ya? Maça gelemeyeceksiniz beyefendi. Nasıl gelemiyorum maça amına koyayım? Kim diyor bunu ya? Fenerbahçe kulübü olarak... Sikerim belasını ya. Ben bir sürü para vermişim amına koyayım. Kombine bilet almışım. Sikerim ecdatlarını ya. Yarın akşamki maça özel olarak güvenlik açısından küfür istemiyor başkanımız. İbnelere bak ya. Siktimin çakalları ya. Bakın görüyorsunuz. İki lafınızdan değil her lafınız küfür olmaya kardeşim, başladı. Kardeşim ben maçta falan küfür etmiyorum. Kim diyor bunu size ya? Sizin... Zaten geldi bana uyarı. Dedim sikerim küfürünü ben etmiyorum dedim ya. Alın. Yani sizin küfürsüz bir anınız geçmiyormuş. Küfür 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 diyorlar. Alo Metin Bey. Efendim. Sizin lakabınız küfürbaz Metin değil mi? Yok, ben emlakçı Metin'im ya. Hayır. Başka birini aradın sen kardeşim. Siktir git. Sikeceğim şimdi küfürünü ha. Yarın akşamki maça gelmemenizi rica edeceğiz. Çünkü kapıda nasıl, güvenlik... Nasıl yarak gelmeyeceğim? Nasıl gelmem? Yarak gelmem ben. Geleceğim işte. Efendim sizin yerinize biz Galatasaraylı dostlarımıza... Attik derler yarağımın anteni. Alo. Metin Bey. Ne var? Sizin yerinizi Galatasaraylı dostlarımıza, Özhan Bey'in getireceği kafiledeki arkadaşlarımıza, yakın dostlarımıza biz sizin yerinize veriyoruz ve... Nasıl veriyorsun gibi... ya Fenerliler nasıl? Galatasaraylılar mı? Sikerim Galatasaraylısını, Özhan'ın i̇şte mı? İşte birlik beraberlik olsun. İbnelerinin ya. İşte birlik... Orospu çocukları mı gelip oturacak orada ya? İşte... Bırakın Allah aşkına ya. Nereye iptal ediyorsun kardeşim? Ben sizin para gibi... verip almışım biletimi ya. Ama küfüre hakkınız yok. Bizi Fenerbahçe hakkınız kurumada... yok ya. Onlar da ettirmesinler amına koyayım o zaman. Federasyonun zaten başımız dertte, yapmayın. Hala küfür ediyorsunuz. Yani kim küfür ediyor kardeşim? Adam gibi konuşuyorum ben. Sen kalkıp da bana diyorsun ki seni kalkın iptal edeceğiz. Alo Metin Bey, yapabileceğim bir tek şey var. Asiktir. Fenerbahçe kulübü olarak yarın size bir gecelik maç için Lig TV paketi hediye edeceğiz. Ya sikerim onların paketini ha. Yani adamı bahsetmeyin, ayar etmeyin adamı ya. Maçı televizyondan seyredebileceksiniz beyefendi. Kardeşim benim paketim var, Lig TV'm var evde. Ben evde rahat seyredemiyorum, deşarj olamıyorum ya. O zaman evde gidip kalın. Bağırmam lazım kardeşim. Alo, ben. Alo Metin Bey, deşarj olmak istiyorsan tuvalete git kardeşim, beni de kızdırma şimdi. Ne bağırıyorsun lan sen, dallama. Ne zannediyorsun lan sen kendini? Şeref olsunuz. Seni oraya koyarım, tamam buna koyayım senin gibi. Oraya, lan ne biçim adamsın sen lan? Alo. Sizden özür diliyorum. Sinirimi ben çok kaybettim çünkü. Çok küfür ettiniz. Bu telefonun başından beri küfür ediyorsunuz.
Yeter ama Metin Bey, ben de insanım. Bilal Bey, ama siz de üstüme geliyorsunuz ya. Çok özür dilerim. Ben aslında öyle küfür eden bir insan değilim ama. Bakın şimdi Metin, işte bakın farkında olmadan ediyorsunuz galiba. Farkında olmadan ediyorsunuz Metin Bey. Çok özür diliyorum. Tamam tamam. Peki Metin Bey, ben bu özrünüzü Büyük Başkanımıza Aziz Bey'e ileteceğim. Eminim ki kabul edecektir. Peki, çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Çok sağ olun. Ben bu akşam gerçekten yarın akşam için maça gitmeyi istiyorum. Bu akşam da arkadaşlarla konuştuk. Onlar da gelecek benimle birlikte. Metin Bey, yine Aziz Başkan kabul etse de yarın akşamki maça kararımız kesin. İptal oldu kombineniz. Yarın akşamki maça ya. Gelemeyeceksiniz efendim. Astiktir ya. Nasıl oluyor iptal oluyor? Gelemiyorsunuz efendim. E o zaman niye başkana neye söylüyorsun ki de? Neyi söylüyorsun ben maça gelemiyorum? Ben sadece özrünüzü ileteceğim ama maça gelemeyeceksiniz efendim. Bu kesindir. Kapıda güvenlik görevlileri, isminiz, cisminiz, her şeyiniz, fotoğrafınız, her şeyiniz orada. Giremeyeceksiniz kapıdan. Lütfen boşu boşuna gelmeyin efendim. Sokarım özrünü o zaman. Niye özür diliyorsun ki ya? Özür dileyeceğim de ne olacak kardeşim o zaman? Ben maça gelemiyorsam özür dileyen sizdiniz. Özür dileyen sizdiniz. Biz değiliz. Ya sikerim, boş versene. Özür bakın, özür dileyeceğim babana koyayım ya. Beyefendi, konuşmalarınıza dikkat edin. Boş ver, bırak Allah aşkına ya. Ben maça gitmek istiyorum kardeşim. Sokarım özürüne İşte ya. Bu yüzden gelemeyeceksiniz maça. Galatasaray dostlarımıza karşı kesinlikle böyle küfürler duymak istemiyoruz. Ya bırak, federasyona karşı zaten yeterli. Ya. Galatasaray kim ya? Boş ver, adamın asabını bozmayın ya. Gidin ya. Kafayı mı yedirteceksin bana kardeşim, amına koydumun yerinde ya. Tamam, herhalde görüşme burada sona erdi. Onun için... Ya bırak, başlarım görüşmesi. Gelemiyorsunuz. Giderim belasını ya. Ben artık amına koydumun yerinde ya. Ne ya, görüşmesinde maç, arıyorsun yok. Beni dal yarak. Maç yok. Ne maçı yok, dal yarak ya, arıyorsun beni. Yok. Ya bırak, git işte, kapat telefonu ya. Alo. Alo Metin Bey. Efendim. Kapatacağım telefonu ama ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nden değilim. Ne sikimden olursa ol, bana ne ya? Ben Cem Cemiray, burası N101. Bu bir telefon şakası. Sokayım telefon şakanı da Cem Cemiray'la da N101 sikeyim radyosunu be. Asikleri getir lan, manyak ibne göt veren. Kapat.